3 Şubat Perşembe günü Isparta'da aniden başlayan yoğun kar yağışı ve beraberindeki soğuk hava dalgası nedeniyle gün boyu süren bu kar yağışı nedeniyle şehir genelinde, il genelinde olumsuz bazı hadiseler yaşandı. Sağ olsun başta özel idare ekiplerimiz olmak üzere belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve ilgili dağıtım şirketlerimiz afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladılar. An itibariyle ulaşım yollarının tamamı köyler dahil açık durumdadır. Sağlık kurumlarımız hizmetlerine devam etmektedir. Fakat o gün yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında da ciddi hasarlar söz konusu oldu. 3 tane indirici trafo merkezimiz var Isparta'yı besleyen. Bu trafo merkezlerinde arızalar oluştu. Buna bağlı olarak da tabii il genelinde bazı enerji ve elektrik kesintileri de yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla birlikte ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu. Ancak olayın gerçekleştiği anda il merkezimiz dahil olmak üzere 8 ilçe merkezinde 188 köyde toplamda 113.236 abone enerjisiz kaldı. İlk günün sonunda bu rakam 35.538'e geriledi. Şu an itibariyle de il genelinde 299.000 aboneden yaklaşık %93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20.000 abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır. İklim ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye ettiğimiz personel ve araç gereçle ki şu anda sayısı 280'e çıktı. Yaklaşık 5-6 kat artırmış olduk. 63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Ayrıca TEDAŞ koordinasyonunda komşu bölgelerden Aydem, Meram, Boğaziçi, Çamlıbel, Başkent ve Osman Gazi elektrik dağıtım bölgelerinden destek amaçlı buraya personel ve araç takviyesi gönderildi. Daha önce de ülkemizin muhtelif yerlerinde son birkaç yıldır biliyorsunuz sel, yangın ve depreme dayalı bazı hadiselerde yaşamıştık. O gün oralarda devletimiz olayın ilk gerçekleştiği andan itibaren nasıl bulunduysa bugün de Isparta'da bu zor gününde devletimiz milletimizin yanında gerekli müdahaleleri yapıyor ve hayatı normale dönüştürmek için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu vesileyle başta Sayın Valimiz olmak üzere şu anda Isparta vekillerimiz var, meclis başkan vekilimiz var, belediye başkanlarımız var. Onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine AFAD'dan sorumlu bakan yardımcımız burada. Konuyu yakından takip ediyor. Niyetimiz, amacımız gün içerisinde özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Ben tekrar Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Ve göstermiş oldukları metanet, anlayış ve sabırdan dolayı da Ispartalı hemşehrilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En kısa süre içerisinde bu afetin etkilerini de azaltacağız ve Isparta'da hayatı normale dönüştüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Valimiz üzerinden biz de buradayız zaten. Konuyu yakından takip ediyoruz. Sizlerle paylaşacağız.